Hayatta birileri sizi ittirsin diye beklerseniz yol kat edemezsiniz. Hayallerime ulaşmak için hep çalışmak zorundaydım. Ve ben de bunu yaptım. Çalıştım ve başardım. Merhabalar, ben Minyamin Dokunma. 6 yıldır PUBG Mobile oynuyorum. Şu an Footcast takımında oynuyorum. Şükür. Bünyamin içine kapanık. Fazla konuşmayı sevmez. Bir insan ona bir şey sormayıncaya kadar cevap vermez. Çok akıllı bir çocuk. Sakin, hani yaramazlık yapan, oyun oynayan çocuklar gibi değildi. Babası sürekli kendisi de götürüyordu. İlk çocuktu ya, hep kendisiyle onu gezdiriyordu. Yani düşün, böyle küçüktü, benzin çantasına koydu kendisi götü. Öyle hep alışkanlık haline getirmişti. 6 veya 7 yaşından beri hep iş yerine gidiyorum. Okuldan geliyordu, babası yanına gidiyordu. Hani evde kalmazdı, sokakta oynamazdı öyle. Büyüdükten sonra iş yerinde hep ben duruyordum yani. Babamın bir nevi sağ kolu gibi şey. İş yerini sabah saat 6:30-7'de gidip dükkanı açardı. Dükkanın bütün işlerini Bünyamin yapardı. Gelen müşterilerin hepsinde yani çok memnun kalıyordu. Saygısından dolayı. Mesela hürmeti vardı, yardımseverdi. Komşular arasında da takdir edilen bir insandır. İşini özenle yapıyor, işine sadıktır. Bir ara babamın bacağında bir ameliyat şey oldu. 1,5 sene falan iş yerine gelemiyordu. Ben sabah okula gidiyorum. Öğlenleyin koşa koşa mesela iş yerine gidiyordum. İş yerini açıyordum. Yemeği de orada yiyordum. Maddi durumumuz biraz iyi olmadığı için İstanbul'a da gittik iş açmak için. Bünyamin de orada PUBG Mobile oyununa başladı. Benle yaşıt olan bir tane kuzenim var. O beni başlattı oyuna. Bir kere bunların evine gittim işte. Orada oynuyor, bizim yanımıza gelmiyor. Oyuna baktım, öyle güzel geldi. Yan yana indirdik 4 kişi. Oynamaya bir başladık. Ondan sonra full oynamaya başladım. Odasında oynuyordu. Gürültü, patırtı. Ben komşular rahatsız oluyor. Kızıyordum, çok kızıyordum. Annesine de söylüyordum. Ya nedir bu? Bağırıyorlar, çağırıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Bir şekilde profesyonel bir şekilde oynayacağımı düşünmüyordum. Benim o zamanlar işte Mesut diye bir arkadaşım vardı. Beni zorla seyirciye soktu. O gün komple oynadım. Komple oynadıktan sonra ben dedim biraz da bu seyircilere devam edeyim. Ondan sonra PMC turnuvası oldu. PMC elemelerine girdik. Kendi takımımızı kurduk o zaman, My Colors diye. PMC elemelerinden çıktık. Üst tura finale kaldık. 13. mi 12. mi ne olduk? Üstüne doğru giden bir Kafin var. Canı yarıya kadar inmiş durumda şu anda. İki mermi onda düştüğünü görebiliriz. Tam bundan bahsediyorum. Kafin de bu noktada düşürüldü. Dokunma tarafından M249'la beraber burada bir deneme gelmişti. Ragnar orada Akif almış olsa bile yılanı da indirmeyi başarıyorlar. Yani dokunma bir anda buradan iki tane skoru çekmiş oldu. Ve 69 kadrosuna çok ciddi bir darbe vurdu. İkinci sayfayı alabilir miyiz sevgili reji? Michaelers çıkmayı başarmış. Bugün ilk zamanları tanıştık Bünyamin'le. O iş yerinde oynuyordu, ben de iş yerinde oynuyordum. Kulaklığımız yoktu bizim genelde. Ses açmadan oynardık, mikrofonumuz kapalı. Yani bir buçuk yıl falan birbirimizin sesini hiç duymadık Bünyamin'le. Baktım bu bir meslek haline geliyor. O zaman ben dedim ki bu mesleği seçmişsin. Gönül vererek yaptığın bir iştir. O yüzden ben de hem karışmamaya hem de elimizden geldiği kadar destek de vermeye çalıştım. Yani başta pek sıcak bakmadım doğrusunu söylemek gerekirse. Yine de kendisi sevdiği için pek şey yapamıyorum. Okuldan çıkıyorum. Öğlen babamın yanına geliyorum. Akşamda maçım var. Ama bizimkiler bilmiyor bunu. O PMP'nin maçına yetişmek için mesela iş yerindeki bütün işleri hızlı hızlı bitirip PMP'yle yetişmek için eve gidiyordum koşa koşa. Odada sessiz bir şekilde oynuyordum. Bu takasların ardından net bir galip var diye düşünüyorum. Araya aldılar, altlı üstü şu anda. Üzerine basmaya devam ediyorlar. 30 puan Fenerbahçe'ye gidecek. PMP'l falan bitti. EME'ye çıktık. 9. bitirdik.
Batı Ligi'ne kaldık. Bizimkiler de biz Mardin'e geri dönelim dedi. Mardin'e gidersem internetim kötü. Oynayamayacağım. Babam dedim böyle böyle bir şey var. İşte siz Mardin'e dönün. Ben burada kalacağım işte. O zaman Fenerbahçe'ye işte Gaming House'una geçtik. 2 ay eve gitmedim. Çift haneli sıralamalar için oynayacaklar. Bir skor daha garanti ediliyor. Da indirdi. Dokunma. Tekrar yükseliyor. Tekrar parlıyor burada. İşte dokunma. Bombayı attı. Acaba bir belki daha puan çıkartabilir miyiz? Hayır. Dokunma. İlk oyuncu alacak. Spek yardıklarına çatlar gelmiş. İkincisini zorlamaya çalıştı. Sen ne kadar iyi bir detaysın. Geliyorlar. Kaçırmadı. Geliyorlar. Dokunma. Cezalandırdı burada. İkisine birden diz çöktürüyor. Rolkis zaten yerde. Ve tek başına 3 oyuncu bu şekilde onu arıyor. Dokunma. Arkanda. Evet, işte böyle. Dokunma takım arkadaşını kaldırmayı tercih etmiyor. Dokunma agresif oyuncak Kudur'un üzerine doğru gidiyor. Dokunma buraya doğru gelecek. Güven pisliğini bekleyen Kudur'un üzerine doğru gidiyor. Fenerbahçe galibiyeti alıyor bu. Fenerbahçe sonunda galibiyeti alıyor. Bu bir haber haritasının kazananı Fenerbahçe oluyor. Yani Bünyamin'in gitmesi benim elimi ayağımı kesti. Benim bütün işlerime Bünyamin bakıyor. Benim kasama Bünyamin bakıyor. Ben Bünyamin yanımdayken daha rahattım. Batı Ligi'ni oynadım. Batı Ligi'ni oynadıktan sonra Dünya Kupası'na kadar Singapur'a. Bizimkilere söyledim işte böyle bir şey var. Bizimkiler de işte Singapur'una kim sizi götürecek falan diye ümitleri yok yani. Yalan konuştum falan sandılar. İşte bileti gösterdim. Kazandığımız turnuvayı gösterdim. Annem bayağı bir duygusala bağladı. Babam da normalde öyle ağlayan bir adam değil. Bayağı bir duygusala bağlamıştı o zaman. Çok zorlu bir karantina sürecinde evet. Ve gerçekten çok sıkı şartlarda bunu yaptığını da hatırlatmak istiyorum. Öyle normal bir dönemden geçmiyoruz. Geçen yıl yaşananları biliyoruz. Haliyle bu sene çok ciddi önlemlerle birlikte ekiplerin birazcık istemsizce zorlandığını gördük. Herkesin sağlığı, herkesin güvenliği için. Orada biraz şanssızlık oldu. 15. yolum. Geri döndükten sonra babamla annem de ferahladılar yani. İçindeki şüphe falan her şey gitti. Ondan sonra full desteklemeye başladılar beni. Sonra biz dedik ki efendi çocuktur, güvenilir çocuktur. Bizden uzakta da kalsa biz ne isek çocuğumuz da bize benzeyecek. Baktık bir meslek haline geliyor Türkiye'de, dünya genelinde. O zaman biz dedik ki bu işe gönül vermişsin, devam et yani. Hayat bize zehir oldu bu sefer. Yani uzak kalmamızdan dolayı tabii buna yavaş yavaş zamanla alıştık. Çünkü mesela ne kadar desen de evlattır, özlemi var. Özlem duyuyorsun, merak ediyorsun. Hastalandı mı? Yemek yedi mi? Yemedi mi? Özlüyorum. Hatta bana kalsa biz o gittiği zaman dedik biz ben tekrar İstanbul taşınacaktım. Gelince en güzel yemekleri yapmaya çalışıyorum ona. Hani yemiyor diye ev yemeklerini. Hani böyle ağır yemekleri elimden gelince kadar yapıyorum. Sonra babası gelmiş olduğunu diyor ona yemeği döktürüyorsun. Dedim gitsin bir daha size yapmayacağım. Babam artık zaten başları hepsinde tek tek izliyor. Bana maç içinde bile bilgi veriyor. Bana şey diyor işte niye burada böyle oynadın, şöyle oynadın. Diyorum sen biliyorsan gel sen oyna, ben oynamayayım. O maçları yani bir koç gibi takip ediyorum yani. Maçları beraber tartışırdık. Hani koçumuz olmalı o zaman Bünyamin babası arardı beni. Yani insan hani rotasyona giriyorlar. Ya diyorum insan 3 saniyede yok olur mu? Bazen böyle çok eleştiride bulunuyordum. Kızıyordum onlara yani. Artık biz de şey olduk, esporcu olduk. Ailece. Valla oturuyoruz. Ben bir çek yatağım. Babası bir çek yatağım. Öyle izliyoruz. Hadi dokunma. Hadi bir yemin. Hadi. Tamam hadi. Tamam. Abim böyle çok soğuk kaldı. Mesela oyunda da falan. Hani attığı bir tane 1v4 vardı. Onda hiç heyecan falan yoktu. Orada ben olsam hani telefon elimden düşerdi. Babam beni aradı. İşte takım arkadaşları nerede dedi. Çağır dedi onları da. Çağırdım hepsini salona. Telefonunu yekteye verdim. Alın siz konuşun dedim. Ben bunların karşısına geçtim. Gülüyorum bunlara. Baktım babam bize saydırmaya başladı işte. Yerinize başkasını koysak daha iyi iş yapar. O zaman da iyi gidiyorduk ama bir hafta böyle kötü gitmeye başladık. Yani ilk alandan ölüyoruz, fight kaybediyoruz, kazanamıyoruz. Babam geldi bizi bir güzel azarladı bayağı. Başarının en başarısını elde etmeye çalışacaksınız. Mesela bugün Mardin'de popüler oldun, Türkiye'de oldun, dünya çapında olmanız lazım. Sonucunda bir işe gönül vermişsiniz. Bu işlerde 3 sene, 5 sene, yarın öbür gün yaşın ilerlediği zaman artık sen gündemden çıkarsın. Biz yine toparlandık ondan sonra. Türkiye'de ikinci olduk. Şampiyonluk 10 puanla gitti.
bu şekilde devam ettik. Emeya'da da ilk iki gün bayağı kötüydü. Babam yine işte beni arıyor bu sefer. Hepsini toplatmadı da acaba beni aradı. Yine beni azarlıyor işte böyle böyle özgüvenli niye oynamıyorsunuz. Kaybedecek bir şeyiniz yok. Vurun kırın geçin diye şey yaptı. Ondan sonra işte biz kendi aramızda toplandık. O şekilde bir konuştuk. Geriden gelip şampiyonluğu aldık, Avrupa şampiyonluğunu. Ondan sonra o zaman babam işte ilk defa aferin dedi. Azarlamak yerine tebrik etti. Şampiyon, Avrupa şampiyonu Next Real oluyor değerli izleyenler. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Abim Avrupa şampiyonu olduğu zaman gururlandım. Yani tebrik ettim, mutlu etti bizi. Çok mutlu oldum. Çünkü sonucunda bir iş yapıyor, bir işinde başarılı olduğu zaman ailesi mutlu olur, çevresi mutlu olur. Yani ondan daha fazla mutlu olurlar. Onunla çok gurur duyuyorum. Evdeyken de, şimdi oradayken de yani ondan eminim. Türkiye'yi temsil ediyorlar. Başarılı olduğu zaman tabii ki insanın hoşuna gider. Yani gururlanıyor insan. Turnuvalardan kazandığım parayla geçiniyorum. Bir de üstüne mesela oradan fazla para aldığım zaman evdekilere de veriyorum. Hani anneme, babama, kardeşlerime hediyeler alıyorum. Oyuncaktır, işte ayakkabıdır, başka şeydir. Annemi mutlu etmeye çalışıyorum her zaman. En sevdiğim yanı yardım etmesi ve bana bir şey anlatması. Kardeşlerine örnektir. Parasının hemen de tamamını kardeşlerine harcıyor. Yani ben karışmıyorum. Yani orada kardeşlerine ne kadar aldığı zaman ben de seviniyorum. Yani çünkü kardeşlik güzel bir şeydir. Yani çoğu insan bunu yapmaz. Mardin Midyat'a Bünyamin yani Espor'u tanıttı. Espor var. Espor'da bir meslek de vardı. Genel mesela soruyor diyor, oğlum ne iş yapıyor diyorum. Ona esporcuyu anlatıyorum artık diyorum. Önümüzdeki yılların mesleği diyorum yani. Soruyorlar nasıl girdi oğlum falan diye. Diyorum valla böyle böyle mesela. Hatta çocuğuna telefon alan bile var. Yani oynasın diye. Yani. Çocukluğundan beri o başarıyı biz de onda görüyorduk. O işi ona teslim ettikten sonra başarıyorsa çocuk yaşında büyüdüğü zaman her türlü işi başarır. Allah'ın izniyle. Yani biz de başarısıyla gurur duyuyoruz bütün işlerinde. Ben Bünyamin'e güveniyorum. Şimdi de yaptığı işi takdir ediyorum yani. Başarıyla yapıyor. Yani bir de çok zekidir. Yani ne elini atarsa muhakkak yani başarı sağlıyor. Fut gibi bir büyük kulüpte her zaman oynamak istiyordum ben. Fut'a geçtim. Lig istediğimiz gibi geçmedi. Bir tık kendi aramızda sorunlar yaşadık. Bu sefer kadro değişikliğine gittik. Ekta'yı aldık. O IGL olacak. Ben de eski rolüme döneceğim işte. Biz tekrar birleşeceğimizi her zaman biliyorduk zaten. Şimdi Fut'la beraberiz. Burada da eskiden kazandığımız başarıları kazanacağız inşallah. Öyle gözüküyor. Fut Kaos'a gelirken zaten Bünyamin abinin bilindikliği işte oyunculuğu. O etki yaptı yani gelmem için. Hep bir aynı takımda oynamak isterdim yani. O tarzda bir insandı. Şu anda da futta birlikte oynuyoruz. Hani benim için cidden çok mutluluk verici bir şey. Ne yapacağını, nerede nasıl bir hareket edeceğini artık kestirebiliyoruz. Cidden çok zeki oynuyor. Hani bizim eksiklerimizi de kapatıyor. Kendi eksiklerini de kapatıyor. Çok ekstrem bir oyuncu bizim için. Bu PMCL benim için yani her şeyden şu an çok daha önemli. Çoğu şeyden de vazgeçtim. Aşırı çok odaklandım. O PMGC'ye çıkmak için her şeyden vazgeçtim yani. Çok fazla sorumluluk aldım. Hem takım için hem kendi adıma. Hazırlıklı şekilde gidiyorum yani. Sadece PMC'li o da şu an. Ekta şu anda tek başına birinci oyuncuyu düşürdü. Şimdi arkadan bir isim daha geliyor. Ekta o da buldu. Storm'dan gelen mermiler var. Son 5 takım. Yani son maç olması sebebiyle hızlı ilerliyor. Mücadele diyecektim. Lord Storm yakaladı ama dokunma. Hemen takas aldı Ekta ile birlikte. Rakibinin geldiğini farkındaydı. Prefire'larla beraber gelişlerini engellemeye çalışıyordu. Dışarıya çıktı, içeriye girdi. Storm'ik rakibini aldı. Skor garantisinde çekiyor. Şimdi Kalse Marcelo'ya doğru mermileri gönderdi ama isabeti bu Storm oldu. Marcelo aradan çıkartılıyor. Beklediğimiz galibiyet günün ikinci Erengeli'nde geldi. Fut Kaos Erengeli kazanmayı başardı. Burada oyuncularımız henüz tam silah bulamadılar. Storm ve Dokun. Hep beraber gidiyoruz. Aynen öyle. Zadira'nın üzerine doğru gideceğiz. Zadira'yı da çektik yere. Skor garantisini de alıyoruz. Ne yazık ki olmadı ama ellerine, emeklerine sağlık. Çocukların orada ellerinden geleni yaptığına eminim. Bugün turnuvadan dönüyoruz.
istemediğimiz sonuçlar elde ettik. Bizim daha çok çalışmamız gerekiyor. Bu turnuva bizim için bayağı bir ders oldu. Başaramadık bu sene. Artık yeni sene de yepyeni bir dokunmayla geri gelelim. İlk oyuna başladığım günden beri aynı hırstayım. PMGC gibi, PMCL gibi bir turnuvada, offline bir turnuvada şampiyonluk alana kadar bırakmayı düşünmüyorum.